Doğuştan engelli insanların ne suçu vardı ki öyle doğuyorlar? Mesela bir ama diyelim yahut kolu özürlü oluyor, kolunu kullanamıyor veya ayağını kullanamıyor, o tarz onu kastediyor veya zeka özürlü oluyor. Zeka özürlüyse yani zaten yani şuuru kapalıdır, öyle diyeyim. Yani tam anlamıyla zeka özürlüyse şuuru kapalıdır. Onun imtihanı olmaz. Yani o sadece Allah tarafından yaratılmış naif bir varlıktır. O kadar. Ama kör, yani ama çok mükemmel bir şeydir ama. Kur'an'da ama övülür. Ama ile ilgili özel ayet var. Allah diyor ki sana ama geldi diyor. Değil mi? Ona ehemmiyet ver diyor Allah. Onu önemli görüyor Allah. Amaların hassasiyeti daha yüksektir. Yani beyin yapıları daha gelişmiştir. Mucize bu. Yani normal insan beyninden daha geliştir. Muhakemeleri, yargıları, hafızaları inanılmaz bir hafızaya sahip oluyorlar. Biliniyor, bilimsel olarak herkes bilir. Onların, mesela bizim lisede bir arkadaşımız vardı, amaydı, 5 vakit namazını kılıyordu. Hiç kimse kılmazdı bizim lisede namaz. Ben de kılmıyordum. Bir tek o namaz kılıyordu. Gayet sakin, böyle o elinde bastonu vardı, giriyordu banyoya. Çeketini çıkartıyordu. Gayet düzgün abdestini alıyordu. Yine o sopasıyla inerek aşağıda kendine bir yer yapmış, seccadesini serip, ama gayet muntazam, yani öğlen, ilkinde, akşam gayet düzgün namazlarını kılıyordu. Belli ki veli. Yani şimdi o insanın kazandığı sevabı bir düşünün. Evet. Bir de herhangi bir insanın kazandığı sevabı düşünün. Bir ile milyon arası gibi farklı. Bir ile milyon. Ne mutlu ona ya. Belki peygamberler derecesinde. Sırf gözü için. Ve bak bunu ne zamana kadar kullanacak biliyor musun? Sonsuza kadar kullanacak. Sonsuza kadar bu nimeti kullanacak. Sonsuza kadar. Gözü yaratan Allah. Ama kulağını işittiriyor Allah. Ayağını yürütüyor. Göz onu vermemiş Allah. Yaratan kim? Allah. Her şeyini yaratmış. Bir tek onu eksik meydana getirmiş. Ve onu seçmiş. Çok büyük bir nimet. Mesela kolu tutmuyor, bir kolu tutmuyor. Muazzam sevap kazanıyor. O haline gidip mesela namaz kılıyor. Bazen de hem kolu hem ayağı tutmuyor. Zaten iki, yani çift oluyor öyle şeyde. Çok çok daha makbul. Çok çok daha makbul. Yani bizim aldığımız sevapla kıyası mümkün değil. Onların her dakikası kıymetli olmuş oluyor. Mesela gaziler oluyor, kurşun geliyor, ayağını koparıyor. Ayağını kesiyor, iki ayağı birden kesiliyor. Aldığı sevap, yani biz yaşarsak ne olur yani? İki ayağımız da 80 tane ayağımız olsa ne olur yani? İki ayağı yok. Hadi benim de bizde 1000 tane ayağımız olsa ne olur yani? Bizim aldığımız sevabın milyon mislini alır. O Allah'ın özel seçmesidir ve nimettir. Ama bazı insanların da ruhu olmaz, onu da söyleyeyim.